Evet, buradayız konak. Abdülkadir nerede? Tamam. Hadi bakalım. Peki. Şimdi dışarıda çıkalım, bir konuşma yapalım. Bir konuşma yapalım. Hadi şimdi buradasın sen. Sen de buradasın. Bence adayımız var. Amca tam yanaş yerine çekil. Yanaş. Buradasınız. Aynen. Sağ gel, sağ gel. Yürü, gel, gel. Gel, 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 ben şöyle bir şey düşünüyorum. Alo, bir acımasın. Ben o abileri bir abisi olarak ne diyelim? Uzmanı olarak, abisi olarak. Ben atarım abim olarak. Evet. Abdülkadir, bundan sonra gittiğimiz yerlerde çok güçlü bir tane el yapmasın. Ya bir tanesini almayacağız. Var değil mi Mustafa Hoca? Camila Hoca yapmışız Hoca. Nerede Mustafa Hoca'larımız yok burada? Özellikle Adıyaman'da, hadi geldin buraya Adıyaman, Allah bilir, nerede üzümler? Adıyaman, unutamadığım yer Beysin'dir. Unutamadığım yer Beysin'dir. Başkanım, Tokat'ta gurur duyuyoruz. Dün bana çok güzel bir gün yaşattı İstanbul'da. Hakikaten ne kadar teşekkür etsem azdır ama dün o kadar olay içerisinde iki olay beni ağlattı. Bir tane havaalanından çıkarken taksilerin gösterdiği o ilgi beni ağlattı. Hiç unutmuyorum, hiç. Yani biliyorum, başka partiye oy verir ama hepsi toplanmışlar. Hepsi toplanmışlar, kaldı abi oyumu senin. Müthiş duygulandır. Bir de başka bir yazı vardı. O yazıyı Twitter'da ve sosyal medyada paylaşın. Enteresan bir yer, o çok hoşuma gitti. Yukarıya yazmışlar, sarı gül diye yazılır, adam diye okumuş. Bravo! Oraya yazmış, sarı gül diye yazılır, adam diye okunur dediği zaman benim sorumluluğum o kadar çok artıyor ki sabah saat 6'da kalkacaksam 5.30'da kalkmam lazım. Gece 11'de yatacaksam 12'de yatmam lazım ve onun gereğini yerine getirmem lazım. Bir de bu kampanya süresi içerisinde hiçbir şeye söz vermem lazım ama söz veriyorsam da o sözümü bismillah diyerek mutlaka yapacağım. Oy almak için, günü kurtarmak için bütün aday arkadaşlarımdan, bütün ilçe başkanlarımdan, bütün çalışma arkadaşlarımdan ricam şu, sakın ha sakın vatandaşı aldatacak, vatandaşa yarın yapamayacağınız bir şey söz vermeyin. Ve diyelim ki şunu şu tarihte yaparız, şunu şu zaman yaparız, şunu yapabiliriz ya da şunu çok arzu etmemize rağmen belediye olarak bunu yapamayız ama inşallah ileride iktidar olduğumuz zaman bunu yaparız. Sadece ve sadece dünyamızı inşallah ve inşallah gerçekler ve doğrular üzerine koyalım. İnşallah. Büyük Zafer Günü'ne 90 günümüz kaldı. O 90 gün için çok çalışacağım. Sizden benim kardeşlerim olarak bir tek ricam şu. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimizle konuşun. Onlar bize oy vermek için geliyorlar. Ama onlara bağırırsanız, çağırırsanız, sen niye AK Parti'ye oy verdin? Allah senin milanı vermesin. Sadece biz biliyorduk senin bize oy vereceğini bize. Öyle bir şey yapmayın. Onlara
onlara gayet sıcak bir şekilde davranır. AK Parti överen yurttaşlarımız bize oy vermek istiyorlar. Ben buradan aday adayı olan bütün arkadaşlarıma başarılar diyorum. İkisinin beraber burada olması. Bir başka arkadaşımız burada yokmuş. O da burada olsa çok daha iyi olurdu. Benim görevim şu. Üç arkadaşımı da korumak. Ama benim görevim hepinizi korumak ve hepinizi muhteşem bir noktaya taşımak. Şunu bilmenizi istiyorum ki arkadaşlar. Bir arkadaşımız aday olacak. İki arkadaş aday olması mümkün değil. Ama isterim ki o arkadaşımız da benimle beraber Büyükşehir'de çalışsın. Benimle beraber olsun. Şunu bilesiniz ki ben emek harcayan, alın teri döken hiçbir arkadaşımı dün yarı yolda bırakmadım. Bugün bırakmıyorum, yarın da çok çalışacağız, çalışa çalışa kazanacağız. Ben İsa kardeşime de, Ali kardeşime de, ilçe başkanımıza da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir kere sizler buradasınız, burada büyük bir emek var, büyük bir umut için buradasınız. Ama şunu bilmenizi arzu ederim ki, büyük şehri kazanmadıktan sonra ilçenin çok fazla bir anlamı yok. Unutmayın ama şunu bilirsiniz, burada Sultan Gazi'de çok az bir oyumuz kaldı. Aramızdaki fark kaç biliyor musunuz? Bir sene önce buradaki farkımız %12 idi. Şu anda 4.7'ye düştü. Onun için... Çalışa çalışa kazanacağız ve muhteşem de bir noktadayız. Ben bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki Allah'ın birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah'ım hepimize önce huzur versin, sonra inşallah sağlık versin. Ve şunu bilesiniz ki Allah'ım insanları denemek için ya makam verir ya da para verir. Makamınız çok yüksek olabilir, cebinizde çok da para olabilir ama adam olmazsanız da inşallah. Evet. Hepinizin sorumluluğu bu abinizin üzerinde, bu kardeşinizin üzerinde. Ama unutmayın ki bir tek gün ve bir tek gün bu emeği harcadığınız için, burada olduğunuz için, Ali Başkanımıza destek verdiğiniz için, İsa Başkanı burada güzel bir şekilde ağırladığınız için, ilçe başkanımıza büyük bilgi gösterdiğiniz için bir tek gün, bir tek gün emekleriniz boşa gitmeyecek. Çünkü şöyle bir şey düşünün, İstanbul'u biz muhteşem bir şekilde kazanacağız. Şöyle bir şey düşünün. Burada güzel bir şekilde altı okumuzun güzelliği etrafında toparlanmış vaziyetteyiz. Şunu arkadaşlarınıza çok güzel bir şekilde ifade etmeni istiyorum ki altı ok örfümüzdür, töremizdir, altı ok geleneklerimizdir, altı ok inançlarımıza olan saygıdır, altı ok inançlara saygılı layıklıktır. Yani hangi yurttaşımız nereye gitmek istiyorsa altı ok demek din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, meslek farkının olmaması demektir. Altı ok demek ne demektir biliyor musunuz? Mübarek Ramazan ayı da bizim, Muharrem ayı da bizimdir. Altı ok ne demektir biliyor musunuz? Altı ok diyor ki, ben insanların düşüncelerine, ben insanların inançlarına, ben insanların ibadetlerine karışmam. Giden de bizim, cebimine giden de bizim, kiliselere giden de bizim. Bravo!
Ve altı ok diyor ki, başı açık kardeşimiz de bizim, başı kapalı kardeşimiz de bizim. Altı ok diyor ki, bayrağınızdan ayrılmayın, toprağınızdan ayrılmayın. Ama herkes kendi dilini, kendi kültürünü, kendi geleneklerini, kendi inançlarını özgür ve mutlu bir şekilde yaşasın. Sultan Gazi'ye bu 5. gelişim. Sultan Gazi'yi ben de hakikaten çok sevdim. 5. gelişim. Daha çok geleceğim. Hiç merak etmeyin. Her zaman hep beraber başlayalım. Olacağız. Ve ben dün ve bugün Sultan Gazi'de umudun işaretini görüyorum. Yolumuz açık olsun. İnşallah. Işığımız bol olsun. Allah hepimiz. Amin.